Evet. Size kaç kişi çalışıyordu? Azı 25 kişi. Ne olacak? Yarından sonra kaç kişi çalışmayacak? Yarından sonra 3 kişi çalışacak. 22 kişi yarın çalışmayacak. Tabii. Maalesef arkadaşlar, Allah sonu hayretsin. Az önce arkadaşımızı çekmeden bir lokantada bakın. 25 kişi çalışıyor. Yarın itibariyle maalesef arkadaşlar, efendim 2 kişi, 3 kişi çalışacak, 22 kişi kalacak. Allah sonu hayretsin. Hani tamam olur, tedbirler alınır. Ondan dolayı mutlaka hep dünya genelinde tedbirler alınıyor ama önemli olan o kişileri mağdur etmeden. Yani çalışan kişinin sigortalarına gereken destek inşallah verilir. Evet arkadaşlar, gerçekten Allah yardımcı olsun diyoruz. Yani bu lokantada biraz önce arkadaşlarla bir yemek yedik. Maltepe'de. Düşün, burada bir Mersinci gencisi bile maalesef arkadaşlar, burada 25 kişiden 22 kişi yarından sonra çalışmayacak. Tam sigortalı olan elbet bir kısım herhalde verebilecek. O çalışma ne olacak? Allah sonu hayretsin. Evet arkadaşlar, yeni tedbirlerle az önce yemek yediğimiz yerde maalesef Ankara'da Mersinci gençliğinde 25 kişi çalışıyor. 25 kişiden 22 kişi yarından itibaren işe gelmeyecek. Buna benzer işletmeler var. Allah sonu hayretsin arkadaşlar. Hani efendim tırtaneler tamamen kapanıyor. Alış sağlayan tamamen. Tabi mutlaka hani olmalıdır. Sonuçta sağlık her şeyden daha önemlidir. Dünya genelinde yapılıyor. Hani umarız ki o mağduriyetler de giderir arkadaşlar. Özellikle bu konuda da biz değinmek istiyoruz. Maalesef halkın içinde olunca bunları görmek daha kolay oluyor. Özellikle siyasetçilerimiz biraz daha halkın içine girseler, o sıcak yuvalarından halkın içine girseler çok önemlidir. Ama bugün hafta sonu cumartesi pazar saat 8 saat 10 ile 20 arası normaldir, çok anormal değil. Hafta içi olsaydı çok büyük bir efendim bir kilitleme olacaktı. Özellikle ulaşımda çok büyük bir kilitleme olacaktı. İyi ki hafta sonudur. Yine tabi dikkatli olalım. Yine bu korona COVID-19 dünya genelinde devam ediyor ama biraz vicdanlı olalım, biraz merhametli olalım. Bu ülke hepimizindir. Ülkenin 81 iliyle birlikte bir olmalıyız. Asla bir siyasi partiye de saplanmayalım. Çünkü bir siyasi partiye, bir ideolojiye saplanan kişilerin kendi düşüncesinden başka düşünceyi görmüyor. Oysa diyor ki herkese efendim hata yapar. Sizin beğenmediğiniz kişiler de iyi olabilir. Doğru görmediğiniz kişiler de bazen doğru diyebilir. Size de bazen yanlış yapabilir. O yüzden mümkün mertebede el ele vererek bu zorluğu birlikte aşacağız arkadaşlar. Roj Öbü. Allah'a emanet olun, saygılar.